Banyoya doğru. Ne yapıyoruz biz böyle? Volkan kapı. Şu işi bitirelim hadi. Başarılı bir ameliyatın ilk adımı, ameliyat edilecek bölgeye düzgün bir kesik atmaktır. Bunun için son derece dikkatli, özenli ve soğukkanlı olmalısınız. Bazılarının dediği gibi, bir katil kadar soğukkanlı. Hayat kurtarmakla o hayata son vermek arasında ince bir çizgi olduğunu asla unutmayın. Ufacık bir hata bir insanın hayatına mal olabilir. Eğer iyi bir cerrah olmak istiyorsanız heyecan, korku ve panik gibi duygulardan kurtulmalısınız. Bir cerrahtan bir katile dönüşürsünüz. Bir katile dönüşmek için ne olmalıdır? Evet, size soruyorum. Benim gibi sıradan bir insan. Hangi şartlar altında bir katil olur? Kendi canını kurtarmak için mi? Yoksa uğradığı hakaretlere, aşağılamalara karşı bir dur demek için mi? Yoksa para için mi? Hayır, ben bunları sayıyorum çünkü Sayın Savcı'nın müvekkilime açmış olduğu bu dava, bu varsayımlardan öte hiçbir dayanağa sahip değil.
Teşekkür ederim. Öyle iyi bir savunma yaptım ki bir ara neredeyse ben bile inanacaktım masum olduğuma. Bak sen artık özgür bir kadınsın. Sakın bu şansını mahvetme. Tamam mı? Kocan artık ebedi istirahatinde. Yani tam da olmasını istediği yerde. Sen de ondan kalan paralarla hayatın tadını çıkaracaksın. Anlaştık mı? Pardon. Görüşürüz. Volkan. Ne haber? Nasıl geçti duruşman? Sence? Benimki de soru işte. Program ne şimdi? Ne yapıyoruz akşam? Eve gidip eşyalarımı alacağım. Oradan da Umut'un atölyesine. Tamam, olur. Uğrar alırım ben seni o zaman. Aa, harika olur vallahi. Mert'le konuştun mu sen? Ben size özellikle toprak tonları istiyorum demiştim ama bu bayağı mürdüme çalıyor. Ceyda Hanım, ben sadece gözlerinizi ortaya çıkarmak istemiştim. Lütfen. Ben de size doğal olmak istediğimi söylemiştim ama... Hayır, sizin bu kadar demode... Aa, aşkım... Senin ne işin var burada? Ne bileyim, nişanlanıyorsun ya. Belki bir damada ihtiyacın olur diye düşündüm. Ben onu dedim sanki. Çok güzel olmuşsun. Gerçekten. Beğendin mi? Yani benim pek içime sinmedi ama. Kusursuz. Ama eğer sen mutlu değilsen hemen değiştirsinler. Peki madem Mert de beğendi, böyle kalsın. Ceyda! Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Süleyman Anneciğim. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldin. Mert bakıyorum akşam bekleyememişsin. He? Hem hazırlıklara bakayım hem de bir şeye yardımcı olabilir miyim diye uğramak istedim. Ne yardımı oğlum? Damatsın sen ya. Herkes üstüne düşeni yapıyor zaten. Bak bir sürü koşturan insan var. Sen ona aldanma babacığım. Nişandan önce erkek erkeğe program yapmışlar. Onu telafi etmek için erken gelmiştir. Oo, bekarlığa veda mı yoksa? Yok canım. Liseden arkadaşlarım öncesinde birlikte hazırlanalım, birlikte vakit geçiririz dediler. Kıramadım. Nişan günü nereden çıktı oğlum o? Eniştelerin bir tanesi gelmiş. Kardeşimden anneciğim. Bizzat onun fikri. Beyimizin yeni atölyesinde olacaklarmış. Nasıl yani? Umut. Korona kalp krizi geçirtecek kadar dökük mü? Oldukça. Esin. Esin. Sen kime bakıyorsun anneciğim oradan ha? Neye bakıyorsun sen? Hadi gel, yemek yiyoruz. Dur, at bakayım bir daha. Hayır ya, ben ne kadar anlatmaya çalışsam da annem anlamıyor benim o steril hayatın içerisinde üretemediğimi. Hoş, ona kalsa zaten ne resmi, ne heykeli. Benim doğru şirkete gitmem lazım, işin başında olmam lazım. Hani holdingin geleceği bana kaldı ya sanki. Neyse, Allah'tan artık sen varsın. Sen şimdi işin başına geçince onlar da beni darlamaya bırakacaklar. İnşallah. Ben ablamla evleniyorum Umut. Şirketinizle değil. Onu bana değil abicim. Babama söyleyeceksin. Ha, pardon. Babamıza. Selin. Merhaba. Merhaba. Selin benim mahalleden tanıştığım ilk komşum. Bu da Mert. Merhaba. Hoş geldiniz. Memnun oldum. Ben de. Yardım lazım mı? Yok ya, gerek yok. Şurası zaten. Sağ olun.
Bir şeye ihtiyacınız olursa haber verin. Tamamdır. Hayırlı olsun. Sağ ol. Hazır mısın? Hadi gel bakalım. İçeriği beğenecek misin? Ta-da. Ne düşünüyorsun? Sen gerçek bir sanatçısın Umut. Çok güzel olmuş. Bu da buzdağının görünen yüzü Mert Efendi. Ben servise geçiyorum. Sen bak keyfine. Geç bakalım. Tanıyorsun sen onları. Kimleri? Anlamıyor numaraları yapma bana. Ne konuştuğunuzu anlat çabuk. Esin kimden bahsediyorsun? Hadi hadi takmıyormuş gibi yapma. Anlat ne konuştunuz? Kime diyorum ben ne konuştunuz? Ne ara tanıştınız? Hayır ne alaka yani? Ay Esin ne olur bir yavaş. Anlamıyorum ne dediğini. Umut'u mu diyorsun? Umut muymuş adı? Ya ne konuştunuz peki? Konuşmadık bir şey. Selamlaştık sadece. Sultanım. Ben geldim. Annem. Babam gelmemiş daha. İşi uzamıştır kesin. Gece gündüz çalışıyor. Çok yoruluyordur. Ben şimdi ona mis gibi yemekler hazırlarım. Gelince bütün yorgunluğunu alır. Selamünaleyküm. Bir çay versene. Eyvallah. Senin kayınpeder de burada Kadir. Hani nerede? Vallahi bu sefer durum epey vahim, bilgin olsun. Hadi ya. Dünden beri masadan kalkmadılar. Söz vermiştin ya, benim meseleyi konuşacaktık. Konuşacak bir şey yok, olmaz o iş. Nasıl olmaz? Ne nasıl? Düşündüm, vazgeçtim. Abi sen de dedin ya. Çekil şuradan. Kız benim değil mi? Vazgeçtim işte.
Abi böyle konuşmamıştı. Ulan niye anlamıyorsun? Vazgeçtim diyorum, vazgeçtim. Niye anlamıyorsun? Abi, insanlar bakıyor çok ayıp oluyor. O zaman uzatma da düş yakamdan. Sana kızımız yok, anladın mı beni? Nasıl yani? Hı, vallahi. Öyle gösteriyor. Ya sen koskoca holdingin tek veliahtı ol. Sonra gel böyle bir yerde yaşa. Şaka gibi değil mi? Tamam adam veliaht falan ama sonuçta sanatçı oğlum. Size de söyleyeceğim. Şöyle bir park et istersen. Ama burası. Kaldınız be abi. Hadi. Damat bey. Bakıyorum da biz siz başlamışsınız. Oğlum bugün benim günüm. Normal değil mi? Bakın şöyle yaptım. Servis ediyorum. Gör. Damat. Vay. Umut Paşa. Nasıl? Beğendiniz mi? Bir şey söyleyeyim mi? Dışarıdan harabe. Ama içi gerçekten çok güzel olmuş. Hakikaten vallahi uğraştığına değmiş. Hadi bakalım. O zaman? Ne diyoruz? Hayırlı olsun mu diyoruz? Yok, onu söz başlığı mı diyeceğiz? Bugün Mert'le ablamın günü. Hadi bakalım. Makul. Afiyet olsun. Nişan sahibi olarak bizim milleti karşılamamız lazım. Onların bizi değil. Geldik işte hanım. Uzatma. Doya doya karşılarsın artık. Smokinini giyseydin keşke. Oo, hoş geldiniz. Şu hale bak. Böyle bir günde damat yetişecek mi stresi yaşıyorum. Hayır, davet verecek başka gün mü bulamadın? Canım, Umut'a ne kızıyorsun? Ya senin kardeşinin aklı hep bir karış havada. Mert olmaz deseymiş. Canım sen Mert'i bilmiyor musun? Kimseyi kıramaz. Hayır diyememiştir işte. Pişt. İki kuzen neler kaynatıyorsunuz bakalım. Sema'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Dur bir bakayım sana. Dur bakayım. Çok güzel olmuşsun. Gerçekten beğendin mi? Bayıldım. Bu gece kesinlikle büyüleyeceksin Mert. Bunun için kendisinin burada olması gerek. Yani henüz teşrif etmediler de. Ay pardon, sen de biliyorsun, senin kocan da onlarla. İnanamıyorum. Gerçekten şu yaptıkları işe inanamıyorum. Sonra kızın abisi Mert'i ben zannediyordum. Şaka yapıyorsun. Aynen. O yolda yürürken çeviriyorlar bunun ağzını burnunu bir güzel kırıyorlar ya. Abi ne diyorsun sen ya? Evet ama satmıyor beni. Öyledir. Enişten benim ya. Çok delikanlı adamdır yani kardeşim benim. Abart abart. Çok başımızı beladan kurtardı bizim ya. Değil mi Emir? Aynen aynen. Hakikaten ha. Sen bayağı düzgün, sağduyulu bir adamsın. Bizim gibi serserilerle ne işin var senin? Hakikaten ya ben sağduyulu, düzgün bir adam. Sizin gibi serserilerle ne işin var ya? Ufaktan kalkalım mı ya? Geç kalmayalım. Kalkarız, kalkarız. Ama önce size bir sürprizim var. Sürpriz mi? Evet. Sürpriz. Sürpriz. Mistik bir kişilik. Havalı. Şşş. Sürprizci falan getirmiyorsun değil mi abi? Vallahi ablam keser beni. Vallahi bak şaka yapmıyorum he. Aslında fena fikir değilmiş ha.
Yiğitim. Hadi bak son bir kaşık daha. İlaçların mideni yakıyor sonra. Hadi. Hah, geldi baba. Hoş geldin baba. Merak ettim seni. Telefona cevap vermedin bütün gün. Tamam. Fazla konuşma da yiyecek bir şeyler koy sefertasına hemen. Yola çıkmam lazım. Sofrayı hazırlamıştım. Birlikte yeriz diye. Hiç dinlenmeden mi gideceksin? Uyusaydın ya biraz yola çıkmadan. Çanta hazır mı? Hazır baba. Selin. Söyle baba. Sen dün haftalığını alacaktın, aldın mı? Aldım. İyi, onu da koy oraya. Bendekini Remzi abine verdim, borcu varmış. Üzerimde para kalmadı. Tamam. Emir, hadi abi artık gitmemiz lazım ya. Evet abicim, ne kadar gizemli bir adam oldun. Nedir şu sürpriz, söyle bilelim. Bir dakika, geldi. Burada mı şu an? Geldi derken. Ah, gidiyor musun abi? Dayın gidiyor, kız koş. Alem yapıyorlar resmen. Dün bir, bugün iki. Geldikleri gibi mahallenin düzenini bozmaya başladılar. Zor da zıvanadan çıkaracaklar insanı. Geldim abi, geldim. Anne. Kızın elbisesine bak, oha. Sus kız, şimdi dayın duyacak. Hoş geldin. Sen öyle nişan falan deyince ne giyeceğimi bilemedim. Olmuş mu? Çok güzel olmuş. Siz de bakıyorsunuz öyle ağzı açık ayran budalası gibi. Size ne elin eriflerinden? Hadi girin içeri. Çabuk. Babacığım, iyi yolculuk var. Hadi kızım sen de gir içeri. Su gibi git, su gibi gel abi. Abi hadi. Tamam, hadi canım, tamam, tamam uzatmayın. Hadi girin içeri, hadi. Hadi kızım, tamam. İçeri. Beyler, tanıştırayım. Kız arkadaşım Deniz. Deniz, bunlar da liseden arkadaşlarım. Mert, Volkan ve Mert'in nişanlısının kardeşi Umut. Merhaba. Hoş geldin. Memnun oldum. Ben de çok. Evet, biz hiç bilmiyorduk ya kız arkadaşın olduğunu. Sürpriz yapmak istedim ama. Oldu da. Tebrikler. Peki ne ara oldu bu ya? Yani siz nasıl tanıştınız? Şöyle, bir müvekkilimin kız kardeşi. Daha çok yeniyiz aslında. Yani çok fazla anlatacak bir şey yok. Tamam artık. Ya ben kimseyi tanımıyor diye buraya davet ettim ama sizin için bir sakıncası yok herhalde. Rezalet. Çık dışarı. Deniz dışarı. Çık dışarı. Deniz dışarı çık lütfen. Mahvettin her şeyi. Çık dışarı. Tamam sustum, tamam. Sormadım. Saçmalama be abi, hadi gelin. Deniz ne içersin bu arada? Ben sana hemen bardak getiriyorum. Sen buyur otur lütfen. Bak keyfine. Hazır sürprizimiz de gelmişken gitsek mi acaba? Çıksak mı yola? Hayır. Sürpriz sensin bu arada. Evet. Biz öyle lanse edildik. Teşekkür ederim. Çok yakışmışsınız. Aynısından. Ceyda arıyor. Efendim hayatım? Mert, ne zaman gelmeyi düşünüyorsun? Nişan bittikten sonra mı aşkım? Bak davetliler gelmeye başladı bile sen hala yoksun.
Şimdi çıkıyoruz hayatım. Herhalde yarım saate orada. Hala yarım saat diyor. Evet. Duydunuz zilin sesini. Madem zil çalıyor, o zaman biz sonuncuları kaldıralım ki damat bey gerilmesin. Ama sen sakin ol ya. Sonuçta sen olmadan başlayamazlar yani. Gel damat. Hadi bakalım, afiyet olsun. Lan oğlum, ne yapıyorsun sen? İn arabadan, Haydar abi konuşacağız. Lan oğlum, sen benim başıma bela mısın ya akşam akşam? Bak kafamı bozma. Bas git, ezer geçerim yoksa. Ez ya, ez, ez. Eğer seni bana vermeyeceksen ez geç üstümden, ben öleyim daha iyi ya. Lan ben senin. Ah, gel konuşalım ya. Hala Selin diyorsun lan, hala Selin diyorsun. Lan ben sana kızımın adını ağzına almayacaksın demedim mi? Ha? Şu haline bak ya, şu haline bak. İçmişsin, içmişsin, leş gibi olmuşsun. Gel şu. Sen kızımı sana vereceğim demedin mi Haydar baba? Lan bana baba deme lan. Baba deme lan bana. Ben seni nereden baban oluyorum ha? Nereden baban oluyorum? Kadir, evladım bak yola gideceğim ha. Akşam akşam benim başımı derde sokma. Hadi, hadi bas git, hadi. Nasıl gideceğiz ya? Bir şoför müfür ayarlasaydık ya da ne bileyim bir taksi maksi. Yok be abi, ben iyiyim. Benim arabayla gideriz. He? He? Ulan iyiyim iyiyim diyor ya. Gözümüzle görmesek inanacağız evet. Aşk olsun abi. Ya abi zaten bu saatte taksi maksi bulamayız. Hem ben kötü olsam sizi arabaya bindirir miyim işe? Hadi abi geç kalacağız. Oğlum bak polis falan çevirirse bana hiç güvenme. Vallahi ehliyetin gider mi? Aşk olsun. Giden ehliyet olsun abi. Senin canın sağ olsun. Sığar mıyız ki? Vallahi bilmem. Bir baksana Deniz, sığar mıyız? Hadi hadi geç kalacağız. Tamam, tamam hadi gidelim. Gidiyoruz. İyi hadi. Gel. Ulan ne adamlarsınız ya. Bu sefer dinleyeceksin beni. Konuşmadan bu arabadan inme. İnmezsin öyle mi? Lan ben seni indirmesini bilmez miyim hayvan herif? Gel lan buraya. Gel. As. İnler aşağı. Ya bir dur dinle beni Haydar. Senin de babanın da. Ya konuşma lan, gitmem gitmem. Ulan hala gitmem diyor. Hala gitmem diyor. Tamam ulan tamam, konuşacağız. Hem de senin anladığın dilden konuşacağız. Yetti mi lan bu kadar konuşmak? Yetti mi? Ulan eğer bir daha karşıma çıkarsan yemin billah öldürürüm seni. Anladın mı? Öldürürüm. Yakışıklı, şu yukarıyı aç ya, hamam gibi oldu içerisi. Ha. Arabanın şeklini görelim ya. Şeker çocuk, sen bize uyutacaksın galiba. Açsana oğlum şu müziğin sesini. Açma oğlum, açma. Bütün mahalleye ayağa kaldırırsa. Aç, aç, aç. Aç abi, hayır abi. Aç abi sesini, aç. Kalkarsa kalksınlar ya. Kalkın be! Ne olacak? Kalkın kardeşim, üzerine veriyor be! Onu da kaybettin!
aslan parçası. Dur in aşağıya, başına bir şey gelecek ya. Sakin ol, şey yapıyor. Emir, son kare sen kaldın be. Sakın ha. Oğlum karısı başına var. Çekilsene kardeşim, ne duruyorsun yolun ortasında? Oğlum uçmuş bu ya. Ha? Uçmuş, baksana evde kimse yok. Baba bak hala duruyor ya. Tamam tamam, bırak in aşağıya. Umut sen yanından geç git abicim. İyi misin kardeşim? Yok, bu iyi değil abi. Evde kimse yok ya. Uçuşuz. Ulan hele bir kızımın peşinde dolanmaya devam ettiğini duyayım. Bu sefer gebertmezsem namerdim seni. Bak ya, gece gece iş alacaktık başımıza. Tamam ya, geçti gitti. Keyfimizi kaçırmayalım beyler. Evet abicim, nerede kalmıştık? Ver müziği, ver müziği, ver coşkuyu. Baba baba, o kim o bak ya? O kim, ne zaman o kim? Sana abi diyeceğiz. Dur abi ya, dur. Hadi hadi. Ah. Bu ne ya? Manyaklar bizi mi buldu akşam akşam? Al işte, yol vermiyor. Ne selektör yapıyorsun? Ya çekilsene kardeşim. Vermeyeceğim sana ya. Bilerek çekilmiyor ya. Sıkıyorsa geç bakalım. Anca böyle kornaya basarsın işte. Bekleyeceğim. Benim canım isteyene kadar bekleyeceğim. Oğlum adam resmen pisliğini yapıyor ya. Tamam be oğlum. Yol ileride genişecek, o zaman geçer. Oğlum ne demek boş ver ya? Eşek gibi yol verecek. Geç şunu Umut. Allah Allah. Biraz çekilse ya abi. İşte yol verdim. Ne yapıyor?
Resmen bilerek yaptı ya. Öldürecekti bizi ya. Çek şunu elini Umut. Şerefsize bak ya. Arkadaşlar adam belli ki hasta. Bırakalım gitsin. İşimize gücümüze bakalım. İş almayalım başımıza. Ne alırsak alalım be. Çek şunları Umut. Ya Emir sakin. Bir dakika abi. Sen yaklaşsana şunu yanına. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun lan sen hayvan? Defolun gidin lan. Senin bela... Bak duydun mu beni? Ne diyorsun lan sen? Öldürecekti lan bizi. Ya Emir. Ya bir dakika abi, bir dakika ya. Çek lan sen. Tamam abi, bir dakika. Umut, kır şunun önüne, durdur şu arabayı. Çekiyorum lan. Gel. Umut, çek şunun önüne, durdur arabayı. Ya Emir, bir dakika, bir saniye. Umut, durdurma arabayı. Umut, oğlum bulaşma, bırak. Umut, dur. Umut, önüne durur musun abi şu? Umut, dur şunu. Umut, önüne dur şunu. Dur abi. Bir dakika dur. Dur dedin. Durdum. Ne yapacaksın? Lan öldürüyordun bizi, öldürüyordun. Arabadan küfür ediyorsun. Bak karşındayım işte, ne yapacaksın? Lan sen var ya. Tamam, sakin be abi. Yapma ne olur. Ne o lan? Yemedi mi? Ha? Arabadan havlıyordum, korktun mu? Ya abicim. Emin! Lan ben seni reçlandırırım! Ne yapıyorsun lan sen? Gel lan! Gel lan! Gel lan! Gel lan! Tamam tamam! Beyler! Volkan taraf! Beni ah, lan ben senin var ya. Hareket etmiyor. Öldüm lan yoksa. Hayır olamaz. Dur bakma şunu, bir kontrol et. O ne be? Aa, Kadir abi mi o? Tövbe yarabbim, tövbe tövbe tövbe. Selin! Ay bunun arka taraftan geliyor bu manyağın sesi. Dur. Selin! Dön önüne. Dön. Çık camada, göster gül cemalini şu Kadir evine. Ya bağırma. Ne bağırıyorsun sen? Ne bağırıyorsun? Allah'ın cezası. Mahalleye kepaze mi edeceksin sen bizi? Ya çok seviyorum ben Melahat abla. Ay. Selin! Sus. Bak bu kalbim senin ha. Gidin işinize be siz de. Ne oldu be? Elin de kanamış. Bana bak. Senin niye elin kanıyor? Hı? Selin! Sus lan be, sus! Kıpırdamıyor lan bu. Demin de kıpırdamıyordu.
hayat. Bir dakika gelebilir misin? Özür dilerim. Ne oldu? Ne olacak? Nişan başlayacak, oğlun hala ortada yok. Hayır yani benim yüreğime indirmek için mahsus mu yapıyor anlamıyorum ki. Allah Allah. Nerede kaldı ki bu çocuk? Ay bana mı soruyorsun Ali Rıza? Hadi ne olur şunu ara da öğren. Gelsin artık. Hı? Tamam tamam. Çalış. Hadi. 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 Çalış. 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 Devam etsene şuna. Devam et şuna ne olur. Hayır ölmedi. Ölmedi. Ölmedi devam et. Ölmedi. 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 Ölmedi devam et. Ölmedi. 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 Öldü tamam mı? Öldü. Adamı öldürdün. Adamı öldürdük lan. Adamı öldürdük. Adamı öldürdük. Allah'ım. Sema arıyor. Bakamam ben. Ne diyeceğim ben şimdi? Ben açamam ki ben şimdi. Allah kahretsin ya! Evime gitmek istiyorum ben. Lütfen ne olur evime gidin. Lütfen. Bana bak hiçbir yere gidemezsin şu anda. Kes şu alamayı da artık yeter! Ne yapacağız? Kimse gördü mü acaba? Ambulans. Ambulans çağıralım ambulans. Adam öldü diyorum. Hala ambulans diyorsun. Ne ambulans ya? Öldü mü? Öldü. Ya yine bir şey yapmamız gerekiyor değil mi? Bir şey yapmalıyız. Polis. Hani niye polis çağırmıyoruz telefonumu? Bunu... Ne polis oğlum? Ne diyeceksin polise? Ha? Adam öldürdük. Gelin beni alın mı diyeceksin? Ne diyeceksin Umut? Ya ne yapacağız? Gidelim buradan. Bırakalım gidelim. Bu adamın her yerinde DNA'mız var. Bizi anında bulurlar. Bu araba geliyor oğlum, araba geliyor. Ne yapacağız? Böyle yakalamayız, yerim buraya çabuk. Çabuk, çabuk. Ne? Çabuk tutun şunun ucundan, çabuk. Kız oğlum ne saçmalıyorsun sen ya? Mert, bunu kaldırmamız lazım, gel buraya. Umut. Ya manyak mısın oğlum sen, delirdin mi ya? Umut tut şunun ucundan. Ben tutamam abi, hayır. Deniz! Gel buraya. Umut, Umut lütfen. Tutamam ben. Umut lütfen hadi. Tutun hadi. Bir, iki, iki, üç, üç. Gel. Gelecek hanım. Evham yapma hemen. Bir şey olmamıştır merak etme. İnşallah. Bir de ben arayayım. Hala arıyorlar. Tamam cevap vermemiz lazım artık hadi. Ben açalım. Açma zaten sakın.
oğlum saçmalamayın. Biraz daha cevap vermezsek bize bir şey oldu zannedip polisi arayacaklar. Aç şunu Mert. Açıp ne diyebilir? Tamam işi yok geliyoruz diyeceksin hadi. Aç söyle annene her şeyi tamam mı? Kadını kalpten götürmek istiyorsan söyle abi. Allak bullak anne. Yoldayız, geliyoruz. Daha fazla geç kalmayız, tamam mı? Merak etme. Şimdi ne yapacağız? Fikriniz. Oğlum bir şey söyleyin. Ne yapacağız o zaman? Ha? Polise gideceğiz Emir. Ne? Polise gideceğiz ve ne yaptıysak anlatacağız. Anladın mı? Mert haklı. Ya Mert haklı. Biz bir şey yapmadık zaten. Adam bize saldırdı. Biz kendimizi koruduk. Polise gidelim. Lütfen gidelim. Bir dakika, bir dakika. Ne diyorsunuz? Ne saçmalıyorsunuz siz ya? Ha? Adamı durdurup kavgayı teşvik eden biziz biz. Beş kişiye karşı bir kişi olduğundan bahsetmiyorum bile. Ne diyorsunuz oğlum siz? Ceyda bir sakin olup oturur musun artık lütfen? Olacak iş mi bu Sema? Herkes geldi, damat ortalarda yok. Hayır, ne kadar geleceğimi düşünemiyorum. Düşünemez canım. Çünkü o bir erkek. Onlar bizim kadar detaylı düşünemiyorlar ne yazık ki. Canım benim. Boşuna yiyip bitiriyorsun kendini. Yoldadır. Gelir şimdi. Bu mesele sizin zannettiğiniz gibi basit mesele değil. Şahit yok, bir şey yok. Ya bizim suçsuz olduğumuza, o adamı kazara öldürdüğümüze kimi inandırabiliriz? Ha? Mert. Eğer polise gidersek cinayetle yargılanacağız. Cinayet mi? Cinayet tabii, cinayet işte. Senin yüzünden... Senin yüzünden katil olduk biz. Asıl katil sensin lan. Sesle bak elimde kalır. Ne oldu, beni de mi öldüreceksin? Lan sus! Hadi öldür! Hadi öldür! 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 Sus! Öldür beni de öldür! Zorla mı öldürttüm oğlum ben sana adamı? Ben Volkan'ı korumak için vurdum. Tamam oğlum bir sus sen de be, bir sus be. İyi polise de böyle söylersin. Yeter kendinize gelin artık.
işi bu noktaya kadar getirdiğimiz için hepimiz suçluyuz. Durmayabilirdik, durduk. Dalaşmadan çekip gidebilirdik. Gitmedik. Sen yaptın, ben yaptım demenin hiçbir faydası yok. Kabul etseniz de etmeseniz de bu cinayeti hep birlikte işledik. Mert haklı. O vurdu, bu itti, bunların bir önemi yok. Biz kanunların göz önünde bir suç çetesiyiz artık. Çete mi? Başından beri birlikte hareket ettik. Polise gidip savcının karşısına çıktığımız an çete olarak yargılanacağız. Şunu da unutmayın. Çete suçları her zaman en ağır cezayı alır. Belki de suçsuz olduğumuz kanıtlanır. Bir şey söyleyeyim oğlum, ne yapacaksın ha? Polise gidip hayatlarımızı mı karartacağız? Yoksa bu kötü geceyi arkamızda bırakıp hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam mı edeceğiz? Karar verin. Oda mı açmıyor? Yok. Duymuyorlar herhalde. Hiçbiri mi? Ya canım, müzik falan açıktır. Saçmalama Melis. Biri bile bakmaz mı telefonuna? Yok. Yarım saat demişti. Kesin başlarına bir şey geldi. Ben hapse hapse giremem. Ben de giremem. Ben hapse girersem ailem perişan olur. Volkan. Ben de Mert. Ben de. Ben de öyle. Hepiniz kafayı yemişsiniz. Ben böyle bir şeyi asla tamam demem. Polisi arayacağız. Diyeceksin kardeşim. Sadece senin değil, hepimizin hayatı mevzuyuz. Oğlum hadi kendini bizi düşünmüyorsan anneni babanı da mı düşünmüyorsun ya? Ha? Sen içeri girersen o insanların ne kadar perişan olacağını farkında değil misin? Ablam. Hem sevdiği adam hem de kardeşi hapse girince ablama ne olacak? Mert. Mahvolur. Ablam mahvolur. Abi ablam mahvolur. Biter. Mert. Ailen için. Mert. Arkadaşların için. Taşıyalım şunu hadi.
istemiyorum ya. Hadi Umut. Geldi. Kaza yaptılar kesin. İçkiliydiler, kaza yaptılar. Hemen kötü düşünme, tamam mı? Nasıl kötü düşünmeyeyim? Hiçbirine ulaşamıyoruz, görmüyor musunuz? Ya tamam da canım. İlle de kaza yaptılar demek değil ki bu. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Hayatını geleceklerdir. Bırak. Sabırsızlandı artık. Zuhal Hanım, Ceyda. Ne oldu Ceyda'ya? Vallahi biz tutamıyoruz. Belki siz. Kızım şunu doğru düzgün bir anlatsan. Mertlere ulaşamayınca tutturdu. Başlarına bir şey geldi. Gidip bakacağım diyor. Nereye bakacakmış? İyiler geliyorlar. Az önce konuştuk Mert'le. Gerçekten mi? Vallahi kızım. Peki Mert benim telefonlarımı niye açmıyor? Yavaş. Unutmayın konuştuğumuz gibi. Ne olursa olsun, bu gece yaşananlardan asla kimseye bahsetmeyeceğiz. Bu kabul edilir şey değil. Bu saygısızlığa bir son vermemiz gerekiyor Numan. Ne yapmamı istiyorsun Zuhal? Nişanı iptal etmeyi tabii ki. Ne? Niye şaşırıyorsunuz Nermin Hanım? Kızımızın uğradığı bu hakarete daha ne kadar göz yumacağımızı sanıyordunuz? Ne hakareti canım? Ben Mert'in mantıklı bir açıklaması olduğuna eminim. Yani hem unutmayın oğlunuz da onunla birlikte. Bu oğlumuzun nişanı değil ama. Canım hemen iptal mi edilmiş? Koskoca nişan, o kadar hazırlık, davetliler. Yani çocuk oyuncağı mı bu? Yok, yok böyle olmayacak. Benim gitmem lazım, ben gidiyorum. Ceyda, sakin ol. Nereye gidiyorsun? Ay. Nedir bu başımıza gelenler Ali Rıza? Ne olacak şimdi? Tamam. Hadi. Umut Bey, ben alırım arabayı, siz buyurun. Hayır! Benim araç, ben senden istedim mi almanı? Ben park ederim. Hadi. Tamam ya, tamam. Amma kıymetli araban varmış senin de ya. Sen al kardeşim arabayı, gel. Hayır, hayır. Verelim anahtarı beyefendiye. Buyur. Verelim. Teşekkürler. Gel, biz içeri geçelim. Ben şu kazadan sonra biraz gerildim. Ne yapıyorsun oğlum sen? Kendine hakim ol biraz. Şşş, kime diyorum? Tamam. Thank you.
nişan günü yüzüstü bırakan adamı mı arayacaksın? Bir yere gitmiyorsun. Nişanı iptal ediyoruz. Edersen et. Nişan benim umurumda bile değil. Geldiler. Mert, aşkım, iyi misin? Bak gördün mü? Boş yere korktun o kadar. Turp gibi maşallah. Bakalım bu rezaleti nasıl açıklayacak? Sana bir şey oldu diye çok korktum. Merak edilecek bir şey yok. Kaza yaptık da. Ne? Kaza mı? Oğlum doğru düzgün anlatsanıza. Ya yok Zuhal teyzeciğim, öyle önemli bir şey değil ya. Ufak bir trafik kazası işte. Aynen. Arabanın farı kırıldı. Biz de gayet iyiyiz yani, öyle büyütecek bir şey yok. Şu halinize baksanıza. Volkan. Efendim hayatım. Senin yüzün pek kazada olmuşa benzemiyor. Nasıl yani? Daha çok yumruk yemiş gibisin. Yumruk mu? Yok ya. Yani şey bir şey değil o. Önemli bir şey değil. Ne demek önemli değil? Sen suratın halini gördün mü? Siz ne saklıyorsunuz Allah aşkına? Biz bir şey saklamıyoruz. Tamam Umut, yani anladılar işte, inkar etmenin bir alemi yok. Yani aslında biz size söylemeyelim demiştik ama. Mert. Ya tamam Demet, tamam Umut oğlum, tamam. Yani gizliminin bir alemi yok. Anladılar işte. Ne oldu Emir, söylesene. Biz kavga ettik. Nasıl kavga? Kaza değil miydi? Evet, kazaydı zaten. Kaza yaptığımız adamlar biraz asabi tiplerdi. Aynen. Yani laf anlatamadık, böyle tartışma çıktı o yani. Sonra da işte olaylar büyüdü. Bir anda böyle kavganın içinde bulduk. Yani. Aynen öyle. Hasta mıymış bu adamlar canım? Valla Nermin teyzeciğim, memleket manyak kaynıyor yani, ne yaparsın? Polisi arasaydınız. Polisi aramadık. Geç kalmıştık zaten. Yani daha fazla geç kalmayalım dedik. Şimdi bir sürü prosedür falan, değil mi? Aşkım sana bir şey olsaydı ben ne yapardım? Sen de Ceyda, alt tarafı kavga etmişler. Amma abarttın. Öyle deme. Her gün duyuyoruz. Böyle kaza gibi ufak bir şey yüzünden insanlar birbirini öldürüyor tartışırken. Adalık katil cani dolu. Neyse ne artık. Hadi bizim nişanımız var çocuklar. Zaten çok geciktik. Daha fazla bekletmeyelim misafirleri. Hadi bakalım. Hadi. Erkeği olacaktınız canım. Kim bu kız? Söylesene.
Şirin'in sevgilisiymiş. Sevgilisi mi? Evet. Ne zamandan beri? Ne bileyim ben sana? Ne bileyim ben? Ay, ay kurban olurum ya. Tüh, ne yaptın kendine ya çocuğum ya? Bana bak, kötü bir şey yapmadın değil mi? Hı? Ben gideyim ama. Ay dur bir, şu alnındaki ne güzel. Tamam, iyiyim ben. Kusura bakmayın. Akşam akşam da rahatsızlık verdik sana. Canım ya. Ay, canım. Ay. Yazık kız. Adam aşkından ne hale düşmüş. Ne olur sen de bir hedefe. Saçma sapan konuşmayasın. Var oğlum seni, ha? Tuhafsın. Yok bir şey. Toparla o zaman kendini. Ablanın nişanındasın. Sevgilisiniz. Hayret. Ben bunda bu kadar hayret edecek ne var anlamadım ama. Aa, Emirciğim, biz seninle aynı ofiste çalışıyoruz. Bir sevgilinin olduğunu bilmemen biraz tuhaf değil mi sence de? Değil çünkü ben iş hayatımla özel hayatımı birbirine karıştırmaktan çok hoşlanmıyorum. Deniz de değil mi? Nasıl tanıştınız? Avukat mısın sen de? Yok. Ne işle uğraşıyorsun peki? Bankacı. Aa, çok hoş. Hayatım, yeter artık. Yeter artık. Bu son. Neyin var senin? Niye böyle davranıyorsun? Bilmen gereken bir şey var.
aşkım. Bilmem gereken şey ne? Bilmen gereken şey... Gel nişanımıza gidelim. Biraz daha oyalanırsanız dünyanın en kısa süren nişanı sizinki olacak. Hadi. 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 Poç
çocuk. Bugün bizi herkese rezil etmeye kararlı Norman. Rahatsızlandı herhalde. Nereye? Bakmaya tabii ki. Suhal, bir karışma lütfen. Tabii ki karışırım. Sen karışma rica ederim. Volkan. Suhal. İstersen ha? Ha? Hadi gel. İyi misin? Yıka güzel. Mert'in. Ya kusura bakmayın. Hepsi bizim yüzümüzden oldu aslında. Biz biraz alkolü fazla kaçırdık da. Merak etmeyin, o iyileşir. Evet, ben bir bakayım hatta doktorluk bir şey var mı? Mert! Ya iyi misin? İyi misin? İyi misin? Sen kartına çık. Mert saçmalama, mecbursun. Toparlan biraz kendine gel. Nasıl olmaz oğlum? Adam gözümün önünden gitmiyor. Biliyorum. Nereye baksam adamı görüyorum. Bizim de durumumuz aynı kardeşim. Farklı değiliz yani. Güçlü olmak zorundayız. Sana bak, çok az kaldı. Tamam. Geçecek. Her şey çok zor. Söz. Mert. Ne oldu? Hadi topla kendini hadi. Lütfen kendine gel. Lütfen. Sevgilim özür dilerim. Tıkan sen iyisin ya, gerisi önemli değil. E hadi çıkın artık o zaman. Ben müziğin yeniden başlatılmasını söyleyeceğim. Evet. İyisin yok. Emir, biz doğru şey mi yapıyoruz ya? Artık bunu sorgulamak için çok geç Volkan. Çok geç. Hadi. Geliyorlar. Müziği tekrar başlatın.
İskender'i. Sen makyajın atmış. Yok. Emin üzdü seni böyle. Geldiğinizden beri ikiniz de pek gerginsiniz. Tartıştınız mı yoksa? Hayır. Ben kusura bakma, ben de böyle sorup duruyorum ama. Yani ne bileyim. Hiç yeni çift enerjisi de yok aranızda. Merak ettim. Öyle mi? Sahi siz nerede tanıştınız ya? Çalıştığın bankada mı? Banka mı? Bankacı değil misin sen? Emir öyle söyledi. Evet. Evet, bankacı. Hangi bankada çalışıyorsun peki? Kusura bakma, benim masaya dönmem lazım. Emir merak eder. Geldiğimiz gibi hep birlikte buradan gideceğiz. Volkan, sen Sema'yı bir kere bir gönder.
Mert. Sen de miden falan kötü der, biz de öyle çıkarsın. Tamam. Ne yapıyoruz aşkım? Nasıl ne yapıyoruz? Gece böyle bitmeyecek herhalde, değil mi? Bilmem. After'sız olur mu? Ya zaten geç kaldınız. Sizin yüzünüzden nişandan da bir şey anlamadık. Şimdi biraz eğlenelim. Vallahi sizi bilmem de ben şahsen bitik durumdayım ya. Ben de ya. Ben de bayağı bittim ya. Sonra yapsak olmaz mı? Ya bu adı üstünde. After party. Başka gün olur mu? Tabii siz partinizi önden yaptınız. Yok ya, parti falan yapmadık. Öyle hazırlandık sadece. Ha, iyi hatırlattın bu arada. Daha Umut'un evine gideceğiz. Eşyalarımızı toplayacağız. Arabalarımızı alacağız. Hı? Mert. Sevgilim biz... Hayatım, biz daha sonra bir organizasyon yapalım aramızda, olur mu? Baksana herkes bitmiş zaten. Ceyda. Ceyda. Tamam. Adamın her yerinde DNA'mız var. Bir an önce onları temizleyip delilleri yok etmemiz lazım. Neyle temizleyeceğiz peki? Ne bileyim, böyle saf alkol falan gibi bir şey lazım. Nereden bulacağız onu bu saatte? Hastane. Bizim hastaneden bulabiliriz. Hastaneden buluruz diyor ya. Şu konuştuklarımıza bak ya. Son birkaç saattir yaşadıklarımıza bak ya. Hayatınızın sonuna kadar böyle yaşayabilir misiniz? He? Hep korkarak. Vicdan azabı çekerek. Gelin yol yakınken vazgeçeyim. He? Polise gidelim. Teslim olalım. Yol yakın falan değil Mert. Polis molis yok. Teslim olmayacağız. Biz hepimiz geri dönüşü olmayan bir yoldayız artık. Şunu bir kafanıza sokun. Ya cinayet bir yana, olay yerini bozduk. Cesedi sakladık. Adam bagajdayken nişan yaptık ya. Ötesi var mı? Bütün bunlar kanunun gözünde ne demek biliyor musunuz? Hepimiz müebbet yeriz. Müebbet mi? Müebbet mi? Ya müebbetmiş işte ya. Sen TCK'ya ondan daha mı iyi biliyorsun? Müebbet diyor adam. Ortak bir karar verdik. Ve bunu hep birlikte uygulayacağız. Hadi gidip Volkan'ın dediği şu malzemeleri alalım. Mesele sadece malzemeleri almakla bitmiyor. Ne? Bir de temizleyecek bir yer lazım. Umut'un evine gideriz. Hayır abicim. Benim ev olmaz, hayır hayır. Bana bak Umut, başka şansımız yok. Müthiş.
geceyi hiç böyle hayal etmemiştim. Ben de. Kıyamam sana. Yaşansana aksilikler hep üst üste geldi. Yani sanki evren nişanlanmamızı istemiyor da işaret gönderiyor gibi. Ama bravo. İyi idare ettin. Hele Mert'i. Ya benim sevgilim nişan gecemize bu kadar geç gelecek. Sonra böyle garip davranacak. Var ya burnundan getirirdin. Hatta belki terk ederdim. Sence Mert garip miydi? Sence değil miydi? Ya normal Mert'le alakası yoktu. Hele siz tam çıkarken seni bırakıp gitti ya. Yemin ederim kaçıyor zannettim. Hem ya sadece o da değil. Hepsi bir tuhaftı. Hele o yanlarında getirdikleri kız ne alakaydı hiç anlamadım vallahi. Yani hani erkek erkeğe hazırlanacaktı bunlar? Saatte burada görürlerse şüphelenmeyecekler mi Volkan? Ben hallederim. İnsan yine de kimseye görünmemeye çalış. İşte dikkatli ol. Volkan hocam. Polisler. Ne? Nerede? Arkada. Yakalanacağız. Yakalanacağız, bize doğru geliyorlar. Ne işaret ettiler? İşaret ettiler ve o kadar şey anlatmış, bize doğru geliyorlar diyorum. Devam et, lütfen devam et. Umut. Bir dur, kendine gel. Kes sesini, arkana yaslan. Hayır, 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 hayır. Ben hayatımı hapiste geçiremem abi. Ne yapıyorsun oğlum sen? Arkana yaslan. Yakalanacağız. Geliyorlar. Bir dur, kendine gel.
Sakin. Sakin benim. Az daha yakalanıyordum ya. Adli bir vaka gelmiş böyle karşımda polisleri gör... Size ne oldu size ya? Ha? İyi misiniz? Ne olur gidelim. Ne oldu ya, bir şey söylesenize. Daha fazla dayanamayacağım. Ne olur bırakın beni, gideyim. Ya yeter artık be. Kimse bir yere gitmeyecek. Bu pisliğe birlikte bulaştık, birlikte temizleyeceğiz. Buraya kadar geldim işte. Ne diyorsanız yaptım. Yemin ederim. Kimseye hiçbir şey söylemeyeceğim. Ne olur. Bırakın beni, gideyim. Yalvarırım. Artık be. Bağırıp durma kızı. Herkes senin kadar soğukkanlı olmak zorunda değil Emir. Rahat bırak. Hepimizi bu beladan kurtarmaya çalışıyorum. Ne geldiyse başımız hepsi senin yüzünden geldi. Sen sus artık. Ne diyorsun Nazım? Ne diyecek? En başında polise gitmiş olsaydık işler bu noktaya gelmezdi demek istiyor. Öyle mi Mert Efe? Öyle diyor. Arasaydın o zaman. Ya yeter artık, yeter. Verdiğimiz kararı sorgulamaktan vazgeçin artık. Bunun için çok geç. Başladığımız bu işi bitirmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Kabul edin bunu artık. Bir şey sarmamız lazım. Umut evden şunu saracak bir şey getir. Bunu sana diyorum. Umut evin anahtarlarını ver. Thank you.
Gelsenize çabuk. Ay olmaz, dokunamam ben ona. Ben de dokunmam. Asla dokunmam. Oğlum, ne demek dokunamam? Gelsenize buraya. Biz halde... Hayır. Hayır. Olmaz. Geç. Herkesin elinde içiyor. Elini sakın. Geç o zaman. Kapı. Ne yapıyoruz biz böyle? Umut. Yeter artık, kes hızlanmayı. Az kaldı, tamam mı? Şu işi bitirelim hadi. Alın şunu elimizden. Masaya dikkat. Umut, kapıyı aç. Dur bir dakika, tamam. Gel. Gel gel gel. Dön. Üç deyince. Deyince hadi. Bir, iki, üç. Bitti.
Nereye gidiyorsun? Malzemeler arabada kalmış da. Onları almaya gidiyoruz. Allah kahretsin. Kamyon. Ne? Kamyon lan kamyon. Kamyonu bıraktık orada. Kamyonu bıraktık orada. Ne yapacağız? Tamam sakin. Ne demek sakin ol ya? Tabii ya. Şimdiye kadar o kamyonun kimsenin fark etmemiş olması imkansız. Ne yapacağız? Bulmuşlardır, peşimize düşmüşlerdir. Ya cevap versenize! Tamam, yerine otur, kes sesini dedim sana. Yerine otur diyor adam bana ya. Yerine otur diyor bana. Baştan beri Hatay'da hepsi. Ya benim gibi bir adamın burada ne işi var? Bu işlerle ne işi var ya? Ne yapıyorum ben? Kes sesini dedim. Kes sesini! Kes sesini ne demek lan? Sus dedim. Sus, sus diyorum sana, sus. Sırasınmış mıydı? He? Bırak beni. İyi misin? Dokunma. Buldular bizi, ben dedim size. Durun bir dakika. Belki de geçip gidecekler. Suçun failleriyiz, masum değiliz, hem de hiçbirimiz, hepimiz bir suçun failleriyiz. Hiçbirimiz, hepimiz bir suçun var.